O adam bir tuhaftı. Sanki bir yere yetişmeleri lazım gibi. Ya da oradan hızla uzaklaşmaları gerekiyormuş gibi. Of, yani ben ne yapsam bilemedim ki şimdi. Nasıl geçti? Ne nasıl geçti? Sabahla buluşmanızı sordum. Yani keyifli vakit geçirebildiniz mi? Hı hı. Sen iyi misin? İyiyim. Ne oldu ki? Sanki kafan bir şeylere takılmış gibi. Ben bu halini biliyorum. Sen sıkıntılı olunca böyle oluyor. Nasıl oluyor? Böyle işte panik. Yani çekmecelerle savaştığın gibi. Teşekkür ederim. Ben şey için gelmiştim. Ayşe beraber kahve içelim diyor da. Öyle mi? Ha, tamam ama benim hazırlanmam lazım. İstersen sen çık, ben de hazırlanıp gelirim. Tamam, ben beklerim seni. Tamam. Ben hızlanayım o zaman. Tamam. Ne yapıyorsun? Hiç. Cebine bir şey koydun ama. Evet. Ben fotoğraf koydum. Bakayım hangi fotoğrafı aldın? Benim fotoğrafımı mı aldın? Alamaz mı? Neden? Ben artık misafir odasında kalacağım ya. Evet. En azından yanımda sana ait bir şey olsun istedim. Şey, gidelim mi artık? Ayşe'yi bekletmeyin. Tamam. Gidelim. Ama bir saniye. Şimdi oldu.
her şeyimiz tamam. Çok yakında şirketimizin logosu da hazır olacak. O kadar heyecanlıyım ki. Bakalım nasıl bir şey olacak. Eğer içinize sinmezse yeniden yaptırırız. Bir bilseler annelerinin bu kadar yakınlarında olduğunu. Üstelik galiba sıkıntı da. Ne yapacağım? Kimseye de söyleyemiyorum. Sen ne dersin? Ne? Ne? Yani hangi konuda? Logo Zehra'cığım. Ayşe'ye mi söylesem acaba? Birazdan örnek logo tasarımlarını gönderecekler. Birlikte bakıp karar verelim, olur mu? Olur. Ha bu arada hazırladığım malzeme listesi üstünde çalışıyoruz. Yani ne kadar tedarik edilecek, ilk sipariş ne kadar olacak? Ha bu arada Hindistan ve Çin'den istediğin numuneler yarın geliyor. Keçi için önceliğimiz Kırgızistan biliyorsun. O ayrı. Ben aksesuarlar için demiştim. Tamam. İtalya ile de yazışmalar devam ediyor. Ben müsaadenizi istesem. Neden? Yani hasta mısın? Yok, yorgun hissediyorum kendimi biraz. Tamam canım, dinlen sen. Sonra konuşuruz. Tamam. Kızım, bir şey mi istedin? Yok, ben bir bardak su alacaktım. Hediye abla. Sen Ömer'in annesini, yani Jülide Hanım'ı tanıyordun değil mi? Evet, tanıyordum. Jülide Hanım bu konağa gelin geldiği zaman ben buradaydım. Yani şimdi nereden aklına geldi durduk yerde? Bunca zamandır çocuklarını görmüyor. Kim bilir ne kadar özlemiştir. Hediye abla yemek mi yanıyor? Eyvah eyvah. Allah'tan yanmamış. Ha birazcık dibi tutmuş. Ömer'in annesi yani Jülide Hanım gittikten sonra hiç haber almadınız mı? Yok. Yani adını bile anmak yasak ya. O yüzden sen de dikkatli olsan. Canının sıkılmasını, üzülmeni istemem. Tamam Hediye abla. Garip. Kaç saat oldu hala telefonu kapalı. Biraz konuşabilir miyiz? Biz mahkemeden sonra konuşamadık. Ben senin için endişe ediyorum. Öyle mi? Niye böyle düşündün ki? Yani mahkemede anında karar değiştirdim. Ki bu beni çok mutlu etti. Ama sanki canını sıkan bir problem var gibi. Eğer öyle bir şey varsa ben seni dinlemeye her zaman hazırım. Bunu söylemek istedim.
Yani karı koca olarak ilişkimizi askıya almış olabiliriz. Ama ben son nefesime kadar senin yanında olacağım. Seni dinlemeye hazırım. Bil istedim. Bana biraz zaman verirsen. Şimdi değil ama sonra her şeyi mutlaka konuşacağız. Tabii ki. Tabii ki. İstediğin kadar zamanın var. Ben sadece seni her zaman dinlemeye hazır olduğumu bil istedim. Hı. İyi geceler. İyi geceler. Aramada yok mesajda. Ya başına bir şey geldiyse? Saatte kaç olmuş? Bilerek mi bıraktın, yoksa unuttun mu? Thank you.
Elektrikler mi kesildi acaba? Korktu ve buraya geldi. Öyle de olsa... Neden hep kapalı bu telefon? Neredesiniz Jülide Hanım? Ne yapıyorsunuz? Abi. Günaydın. Şirkete gideceğim de bir seni göreyim dedim. Ben görmeden gidince özlüyorum da. Bak sen. Abi. Ne oldu? Onu nereden buldun? Neyi? Çantayı nereden buldun? Bunu mu? Evet. Annemin sandığı. Abi. Bu çanta annemin değil. Günaydın. Günaydın. Hediye abla. Bir sorun mu var? Rengin kötü. Yo. Ha, dün gece uyuyamadım da. Belki ondandır. Neden ki? Dizlerim. Dizlerim ağrıyor. Yani ağrı bir başladığı zaman ne uyku kalıyor ne bir şey. Ben kahvaltıyı hazırlayacağım. İstediğin özel bir şey var mı kızım? Yok, sağ ol Hediye abla. Hediye abla. Ben dün Ayşe gelince senden özür dileyemedim de. Yani... O konuları açıp seni zor durumda bırakmak istemezdim. Önemli değil.
Zaten benlik bir şey de yok. Ama Ömer'le Ayşe. Yaraları ilk günkü gibi taze hala. Deşip kabuğunu kaldırmanın bir manası yok. Yalnız... Jülide Hanım... Gerçekten dediğin gibi biri miydi? Nasıl? Ne dedim ki ben? Çocuklarını bırakıp gidecek biri değildi demiştin. Asla değildi. Bırak bırakıp gitmesini. Gözünü kırpmadan canını verecek kadar çok severdi çocuklarını. Jülide Hanım öyle bir anneydi. Anladım. Ben Suzan'a bir bakayım. Annesiyle görüştüğümü, sonrasında olup bitenleri Ömer bilmeli. Jülide Hanım istemese de ben anlatmak zorundayım. Ayşe. Canım. Bak bakayım bana ağladın mı sen? Ayşe'cim niye saklıyorsun? Ağlamışsın işte. Ne oldu? Zehra ben abimi üzdüm. Ama inan bilmeden. Anlamadım. Nasıl üzdün? Tartıştınız mı? Hayır. Bunu gördü. Çantayı mı? Annem çantasına benzetti. Ya görünce o kadar kötü oldu ki. Ayşe. Efendim? Benim sana söylemem gereken bir şey var. Evet Zehra. Ne söyleyeceksin bana? Annenle ilgili. Annemle mi ilgili? Evet canım. Ne konuşacağız ki biz annemle ilgili? Anlatacağım. Ayşe'cim, ben birkaç gün önce ben rahatsızım ettim. Yani eğer öyleyse özel bir şey konuşuyorsanız çıkabilirim. Yok yok, hayır. Biz Ayşe'yle sonra da konuşuruz. Değil mi canım? Evet, tabii. Benim şimdi odamdan almam gereken bir şey var. Oradan da şirkete geçerim. Ben Ayşe'yi çok üzdüm. Hiç istemesem de elimde olmadan en sevdiğim insanları kırıyorum. Ben en iyisi gidip Ayşe'yle konuşayım. Ömer. Şimdi değil. Öyle mi diyorsun? Tamam.
anne. Ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Bunca yıl sonra tekrar karşınıza çıksan ne yapardın? Öyle bir şey mümkün değil. Olmaz. Olmasına izin vermem. Ömer mi bu? Evet. Abim. Ben. Bir de... annem. Annemin bu evde bir fotoğrafı bile yok. Sadece fotoğraf değil ki. Bir toka bile. Biliyor musun abim hepsini yaktı. Annemi çantasına benzetti. Ya görünce o kadar kötü oldu ki. Yani ne yapmam gerek? Kimle konuşmalıyım bilmiyorum. Alo Sabah. Ya canım, eğer müsaitsen buraya gelebilir misin? Seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Tamam, tamam, çok sağ ol, bekliyorum. Burada mıydın? Ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Yani Ayşe hakkında. Ben çok fevri davrandım. Ayşe'yi incittim. Evet, üzülmüş. Bu konuda bir şeyler yapmak istiyorum. Ne yapacaksın? Yani bilmiyorum. Ama hatamı telafi etmek, gönlünü almak istiyorum. Bence de iyi olur. Acaba birlikte bir şeyler mi yapsak? Yani kahvaltıya gidelim diyoruz. Sen de bizimle olursan. Baş başa olmanız daha iyi değil mi? Yani senin de olmanı tercih ederim. Ben bilmiyorum. Gelmek istemiyor musun? Yok, hayır. Ondan değil ama... yarın pek uygun görünmüyor. Başka bir programın mı var? Kesin değil. Ama evet, var gibi. Tamam, o zaman sen yine bakarsın duruma. Hani gelebilecek gibi olursan. Pek mümkün görünmüyor ama tamam, bakalım. Ben sana minnettarım Zehra. Bana? Ne için? Varlığın için. Yanımda olduğun için, beni dinlediğin için. Çok yaşa. Hasta mı oluyorsun? Yo, iyiyim ben. Bana pek öyle gelmedi ama. İyiyim, iyiyim. Bir saniye, bir saniye. O kadının... Ömer'in annesi olduğuna emin misin Zehra? Eminim. Kopyası Ayşe'de olan bir fotoğrafın aynısını gösterdi bana. Hem zaten göstermeseydi de ikna olurdum. Hem benziyor, hem de... Hem de ne? Ayşe ile Ömer'in adını anarken yüzünde beliren o acı ifadeyi görseydin Sabah. Nasıl anlatayım? Özlemle karışık. Hiç şüphem yok. Ömer'in annesi o. İyi de şimdiye kadar gelmeyen kadın neden boşanma gününde ortaya çıktı ki? Bilmiyorum. Sana bu kadar önemli ne söyleyebilir? Hiçbir fikrim yok. Ya bir türlü bir araya gelip konuşamadık. O kadar merak ediyorum ki. Artık fırtına dindi Ömer. Rahatla biraz. Öyle. Ayrıca senin şu anda daha mutlu, daha rahat olman gerekmiyor mu? Mutluyum mutlu olmasına. Bir sorun yok da... Zehra'yı düşünüyorum. Onun yaşadıkları hiç kolay değil.
Biraz zamana ihtiyacı var. Zehra mahkeme gününden beri bir tuhaf. Nasıl tuhaf? Hani kafasını kurcalayan bir şeyler var sanki. Ama ben bilmiyorum, tam emin değilim. Neden konuşamadınız? Buluşamadınız mı hala? Hayır hayır, buluştuk. Ama tam konuşacaktık ki bir adam geldi. Sonra hemen kalkıp gitti. O kimmiş? Bilmiyorum. Ama biraz tuhaf bir adamdı. Zorla götürmedi ama, değil mi? Hayır, yani aslında hiçbir şey yapmadı. Geldi, gitmemiz gerekiyor dedi. Jülide Hanım da hiç itiraz etmedi. Apar topar gittiler. Bu kadar mı? Zehra, tehdit falan mı ediyor acaba? Yok. Yani ben öyle bir şeye tanık olmadım. Her şey o kadar karmakarışık ki. Bir türlü işin içinden çıkamıyorum. Dur bakalım, dur. Yakında işin aslı ortaya çıkar. Mahkeme salonunda ne olmuş olabilir ki? Bilmiyorum. Ama sen de gördün. Girerken başkaydı, içeride başka. Yani o mahkeme salonunda olmak bile sarsıcı. Kuruntu yapma. Akışına bırak. Yok. Kuruntu yapmıyorum da sadece bir his. Umarım yanılıyorumdur. Ama Zehra'nın kafasını kurcalayan bir şeyler var. Ben bunu yüzümden ve ifadelerinden anlayabiliyorum. Yani şu ruh halinden kurtulmak için Jülide Hanım'ı dinlemem gerekiyor. Ama ulaşamıyorum işte. En son ne zaman aradın? Biraz önce. Peki bir şey soracağım. O beraber gittiği adam kocası mıydı? Değildi. Bana bir sorun olmadığını söyledi. Rahat görünmeye çalışıyordu ama... Bilmiyorum Sabah. Yani bana neler anlatacak, neler yaşıyor? O adam kimdi? Madem çocuklarını bu kadar seviyordu, neden bırakıp gitti? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Vallahi bu tam bir muamma Zehra. Yani o tuhaflık dediğin yaşadığı iç çatışmalardan kaynaklanıyor bence. Zaman ver. Biraz sabır, biraz özen. Elimden geleni yapıyorum. Aranızdaki sorunlar er geç çözülecek. Sen yeter ki Zehra'ya sevgini göster. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum Sabah. En kötüsü de bunu kimseyle paylaşamıyorum. Ömer'e de söyleyemiyorum. Bana söyleme dedi, yalvardı. Vakti geldiğinde ben söyleyeceğim, ben anlatacağım dedi. Vardır bir bildiği herhalde. Yani zaten Ömer'le bu konuyu konuşmam imkansız. Annesine öyle büyük bir öfkesi var ki adını bile duymaya tahammülü yok. Ya dediğin gibi bu kadının bir sıkıntısı varsa, başı beladaysa? Bilmiyorum Sabah. Hiçbir şey bilmiyorum ki. Yani ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Canım sen ne yapabilirsin ki şu an? Bekleyeceksin. Madem sana bekle dedi, kendisi konuşmak istiyorsa vardır bir bildiği herhalde. Canım, eğer söylersen, bu sefer de bir şey yapayım derken, bir şey yıkarsan. Öyle mi diyorsun? Ömer çok tepkili dedin. Haklısın. Hem belki bu sırada Jülide Hanım da arar. Beğendin mi? Çok. Bu yemekler, burası, bu masa, masal gibi. İnanamıyorum.
şimdiye kadar hiç yapmadığım bambaşka bir şey olmadı.